sizi bir Sibel Can haberiyle uğurlayalım. Sibel Can efendim 9 Ekim'de nikah masasına oturan oğlu Engincan'ın düğünü hakkında konuştu. Ben artık kayınvalideyim diyor. İzleyelim. Saz saçlarla süslü elbisesi, derin göğüs dekoltesiyle Sibel Can siyah bir elbise tercih etmişti Kıbrıs konseri için. Oralı evlendiren Sibel Can artık bir kayınvalide oldu. Kayınvalide Sibel Can'la görüşecektim. Kayınvalide, bakar mısın kayınvalide? Böyle işte çok güzel bir duygu, inanılmaz. Çok hoş. Güzel değil mi? Genç anne olunca gerçekten ben çok duygulandım. Engincan'ı böyle görmek. Çok küçüktüm Engincan doğduğunda. Biliyorsunuz artık beraber, sizin de gözünüzün önünde büyüdü çocuklar. Neredeyse. Şey, benim en çok merak ettiğim şey kız isteme nasıl oldu? Kız isteme çok, yani acayip güzeldi. Siz mi istediniz? Yok, Hakan istedi. Hakan istedi. Tabii ki babalar ister ya, tamam. Hakan istedi. Ama keyifliydi canım, düğün çok eğlenceliydi. Düşünelim falan dediler. Vallahi ama ben herkesten daha fazla eğlendim düğünde. İlk defa. Oğlum düğünde sahne almamı istemedi. Ama sizi sahne alırken görmek istedik biz. Yok, mantıken öyle bir şey yoktu zaten. Talep öyle mi olmadı, siz mi istediniz? Ay, beni istemediler. Vallahi çocuklar ne istediyse onu yaptık. Benim de yıllar sonra böyle eğlenmeye de ihtiyacım vardı. Vallahi ben bayağı keyif aldım çocuklarla. Çocuklarla. İkinci kıyafeti Merve'yle. Evet, harikaydı. Çok çok güzeldi. Çok o da güzeldi. Pembe de çok güzeldi. Sibel Can yeni evli çiftin evinde neler yaşadı? Güzeldi. Bu arada yeni çiftin evine gittiniz mi? Tabii, daha dün gittim. Öyle mi? Dün gittim. Evimize çok tatlılar. Gittik. Çok tatlılar. Allah onları nazardan korusun. Kayınvalide bir şeyler hazırladı. Kahve içiyoruz onunla baş başa. Yeni şarkım Sarı yaz şarkısı oldu. Çok güzel bir şarkı geldi. Evet, bize kaldı. Bize kaldı. Yani meydan, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, vallahi ne kaldığını bilmiyorum da çok güzel, yıllar sonra da dinlenecek bir şarkı kaldı. Çok uzun süredir İsrail'le birlikte bu şarkıyı dinledik biz ve benim çok yakın bir arkadaşım bana dinletti. Bu şarkıyı mutlaka sen söylemesin dediğinde gerçekten çok keyif aldım. Ve aynı anda, yani birkaç gün sonra zannediyorum, İsra da aynı şarkıyı gönderdi. İşte farklı bir şey bu. Böyle elektrik ve sözleri çok uzun sürdü yazması. Çünkü İsrail'e ben çok güveniyorum. Onunla birçok çalışmamız var. Mesela söyleyeyim, tamam o zaman. Ve son albümde Bil diye söylüyorum. Onun gibi birçok özel çalışmalarımız oldu. Hepsi çok dile düşen, çok sevilen şarkılar bunlar, biliyorsunuz. Bize kaldı da öyle olacak, ben inanıyorum. Aytekin Yalçın çekti. Harika sözler, bir romantik bir, evet, çok romantik, çok eğlenceli, böyle Sarı yaz şarkısı oldu. Yaz, çok keyifli. Evet, yaz sonu, ama herkesin içini ısıtacak bir klip oldu. Buradan emeği geçen bütün herkese, benim hepsi yol arkadaşlarım, onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes bu şarkıyı konuşuyor. Bütün listelerde, dijital platformlarda birinci sıraya yükseldi. Bu da bir yorumcu için gerçekten çok keyif verici, çok güzel bir şey. Sibel Can önümüzdeki günlerde sürpriz 2 isimden daha şarkı alacakmış. Sezen Aksu benim canım. Sezen'den, Tarkan'dan böyle bir alışveriş. Daha yeni, biliyorsun, Tarkan şarkısı yapmıştım. Sezen benim canım. Yeter ki onun şarkısı olsun. Bu daha da sürpriz olacak bu iki sanatçı herkese. Çok güzel, çok özel bir çalışma olacak. Bunun da müjdesini verelim. Hakan Taşyan da Kıbrıs'ta Sibel Can'ı izleyenler arasındaydı. Kısmet buradaydı. İlk kez normal sahnede bir çıkacaksın. Burada görüyoruz. Televizyon harici ilk kez değil mi? Aynen. Evet. Hakan Taşyan'la Sibel Can Kıbrıs'ta unutulmaz bir düete imza attı. Hoş geldiniz ama Havvacığım sen oturmayacaksın. Yaşar'cığım şu güzelliği şöyle bir boydan, ayakkabılardan başlayıp şöyle saça kadar bir çekebilir miyiz? Aleyna Tilki'nin annesi efendim Havva. Aleyna'nın güzelliği kimden aldığı o kadar belli oluyor ki. Evet. Ve senin keşfettiğin iki genç pırıl pırıl isim Fırat ve Uğur, hoş geldiniz. Sen oturacak mısın? Sen oturma, sana biraz bakalım diye. Sen bizim ortamızda dur Havva. Çocuklar da otursun, onlarla sohbet ederim. Vallahi çok güzel. Çok kızım. Güzelsin. Çok gel Havvacığım, seni de alalım istediğin yere. Peki Uğur ve Fırat, sizlere bakarken şu rap dünyasının belirli hareketlerini öğrenmeye çalıştım. Şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Abla doğru yapıyor mu? Evet abla. Şöyle, şöyle, bir de bir şey daha yaptım. Hangi hareketler, nasıl? Bak, bana bir öğretsenize. Kendiliğinden gelen, o istemsizce oluyor hareketler. Mikrofonlar, mikrofonlar çocuklar. Evet, aynen öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Havvacığım, nasıl keşfettin bu iki ismi? İyi ki de keşfettim, evet, diyorum gerçekten. Yollar nasıl kesişti? Ortaköy'de, sahilde yürüyüşe çıkmıştım. Uzaktan bir ses geliyor. Önce Matya'nın sesini duydum. Hı hı. O kadar güzel söylüyor ki. Yanımda bir arkadaşım var. Dedim çocukları bulalım, birkaç şarkı söyletelim onlara. Yavaş yavaş bize yaklaştılar. Hadi bunu da söyle. Onlarla ben de başladım şarkı söylemeye. Sonra dedim numaranı alabilir miyim ben senin, dedim. Numarasını verdi. Bir hafta sonra aradım onu. Seni, dedim, bugün biriyle görüştüreceğim, dedim. Ben öncesinde tabii Samsun Bey'le konuştum. D&C ile. Onları orada kaydetmiştim ben. Seyrettirdim. Çok yetenekli gençler. Kendileri yazıyor, kendileri besteliyor. Bu anlamda gerçekten onlara destek vermek istedim. Peki onlara orada başka hangi şarkıyı okuttun? Dünyadan Uzak. Hadi bakalım, Dünyadan Uzak gelsin o zaman. Şarkı. Hadi bakalım gençler. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım birçok şey var, hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar, bir yer bulalım dünyadan uzak. Ağzınıza sağlık. Peki Havva, kızın Aleyna, anne, çok iddialı bir çalışmayla şu an müzik piyasasının tepesindeyim, gündemdeyim. Tam sırası mı şimdi Ufuk'la, Uğur'la Fırat'ı çıkarmak diyor mu, takılıyor mu sana? Şöyle, yok, bilakis kendisi de bunun için çok büyük emekler harcadığı için, çok mücadele ettiği için birilerinin hayallerine dokunmak onun da çok hoşuna gidiyor. Bunu yaptığım için o da çok mutlu. Tanıştırdım da hatta, bir ara beraber bir şeyler de yaparız. Çocukların şarkılarını çok beğendi, sözlerini çok beğendi. Sonuna kadar onları desteklediğim için o da hep benim yanımda açıkçası. Sen de şarkı söylüyorsun. Ben de söylüyorum. Arabeski güzel söylüyorsun. Bergen şarkılarını çok güzel yorumluyorsun. Ya aslında o bir proje albümüydü. Benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Samsun Bey şarkıyı gönderdi bana, dedi ki bunu okumalı bence Aleyna, dedi. Şimdi Aleyna da biraz küskündü. O albümün içine girmek istemedi. Yok dedi, okumayı planlamıyorum, dedi. Ben okudum. Bir de benim sesimden dinle, dedim. Belki hoşuna gider, okumak istersin, dedim. Yolladım ona şarkıyı. Bunu ben okumayacağım ama sen okuyacaksın, dedi. Destek oluyor Aleyna. Evet.